Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan süreç internette de bir propaganda savaşına dönüştü. Zaman zaman Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lara dair videolar da yayınlanıyor. Peki Bayraktar SİHA'ları Ukrayna Savaşı'nda nasıl bir rol oynuyor? Ukrayna'nın elinde tam olarak kaç adet Bayraktar TB2 bulunduğu ve bunların Rus birliklerine karşı ne sıklıkta kullanıldığı tam olarak bilinmiyor. Rus birliklerine karşı başarılı olduklarına dair söylemler de bağımsız kaynaklarca teyit edilemiyor. Rusya'nın iddia ettiği gibi bazı Bayraktar TB2'leri vurduğu iddiası da teyide muhtaç. Bayraktar TB2'nin geliştiricisi ve üreticisi Baykar firması. Firmanın genel müdürü Haluk Bayraktar, 2006-2021 yıllarında savunma ve havacılık sektöründe ihracatlarını dolar bazında 7 kat artırdıklarını açıklamıştı. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar da kısa süre önce yaptığı açıklamada TB2'lerin 16 ülkeye satıldığını söylemişti. Bayraktar TB2'nin satıldığı ülkelerin başında Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Fas, Cezayir, Katar ve Ukrayna geliyor. Geçen yılda ilk kez bir NATO ülkesi olarak Polonya 24 adet ısmarladığını duyurmuştu. Geçen haftada Ukrayna Savunma Bakanlığı rakam vermeden yaptığı açıklamada Bayraktar TB2 SİHA'larının teslim alındığını duyurdu. Alman ordusu Bundeswehr'den emekli albay ve askeri uzman Wolfgang Richter, Bayraktar TB2'lerin Ukrayna Savaşı'ndaki etkisi konusunda temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyor. Richter'e göre her bir SİHA tank ve topçu bataryası gibi noktasal hedefleri vuruyor. Bayraktar SİHA'larının söylendiği şekilde saldırması durumunda Rus tarafına epey kayıp verdirebileceği görüşünde. Ancak yine de kara muharebesiyle karşılaştırıldığında etkisinin sınırlı kalacağını düşünüyor. Askeri uzman ayrıca şuna dikkat çekiyor. Bayraktar TB2 SİHA'larıyla yer kontrol sistemlerinin zarar görüp görmediği kesin olarak bilinmiyor ve hala kaçının kullanılabildiğine dair de veriler bulunmuyor. Peki Bayraktar'ı Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki rolüyle karşılaştırmak mümkün mü? Rusya-Türkiye ilişkileri uzmanı Dr. Darya Isashenko'ya göre bu kesinlikle mümkün değil. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri başarısının arkasında Bakü'nün teknolojik üstünlüğü gibi başka faktörlerin rol oynadığını düşünüyor. Isashenko'ya göre Bayraktar dışında kamikaze diye nitelenen ve çarpışma odaklı SİHA'larla yem görevi gören ve karşı tarafı tuzağa düşürmesi hedeflenen SİHA'lar da kullanıldı. Isashenko, sınırlı yükleme kapasitesi nedeniyle Bayraktar TB2'nin daha çok keşif amaçlı hava aracı olarak geçtiğini belirtiyor. Ve 2018'de Suriye kenti Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndan verileri buna örnek gösteriyor. Orada Bayraktar SİHA'larının 449 hedefi doğrudan vurduğunu, 680 hedefin vurulmasına da dolaylı etki ettiğini belirtiyor. Ankara yıllardır Rusya ile Ukrayna arasında bir denge politikası sürdürmeyi deniyor. Ancak Isashenko'ya göre artık Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle bu oldukça zor hale geldi. Isashenko, Rusya'nın Ankara'nın Batı ile ilişkilerindeki ve aynı şekilde Batı'nın da Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerindeki yerini dolduramayacağını düşünüyor. Isashenko'ya göre Türkiye iki ülkeden biri arasında da tercihte bulunamaz. Çünkü böyle bir adımın hem güvenlik hem de Türkiye ekonomisi açısından büyük olumsuz sonuçları beraberinde getireceğini düşünüyor.